FMTV Ara Haber'de gelişmelerle karşınızdayız. Hemen haberlerimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimdi bu ülkede kim... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında halka önemli mesajlar verdi. Ben Kürtlere hep Kürt kardeşim demişim diyen Erdoğan, bu bizim inancımız gereğidir dedi. Herhalde bugüne kadar bu makama gelenlerden kimse bizim gösterdiğimizi göstermedi. Ben her zaman mesela göreve geldiğimden itibaren daha öncesinde belediye başkanlığımda ben Kürtlere Kürt kardeşim demişim, vatandaşım dememişim. Niye? Çünkü benim dinimin gereği bu. İnancımın gereği bu. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik ve böyle bir ayrımı yapmadık. Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım'ın neticesi ne olursa olsun bu operasyonlar devam edecek dedi. Ve şunu da çok açık net söyleyeyim. Olay sadece bir PKK olayı değildir. Bir DHKPC olayı değildir. Bir APG olayı değildir. Bir PYD olayı değildir. Bir DAEŞ olayı değildir. Yani bütün bunların hepsi şu anda kolektif hareket etmektedirler. Anlatabiliyor muyum? Ve bu kolektif mücadeleyi şu anda biz hükümet olarak kararlı bir şekilde veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Güneydoğu'da, doğuda, ülkemin her yerinde halkımızın huzurunu yakaladığı ana kadar devam edecek. Bakın karşı taraf barış diyor. Ne barışı? Bunların barışla marışla alakası yok. Kimi aldatıyorlar? İsim vermeden Batı'nın terör anlayışını eleştiren Erdoğan, PYD'nin içinde 1400 civarında PKK'lı terörist var dedi. PYD'ye silah yardımı yapıyor. Halbuki PYD'nin içinde biz biliyoruz ki 1400 civarında PKK'lı terörist var. Bunlar dağlarda yetişerek oraya gelmiş. Yaptığı konuşmada millileşmenin önemini anlatan Erdoğan, geçmiş ve günümüz kültürüne bir araya getiren milli bir eğitim sistemine de ihtiyaç olduğunu belirtti. Bunlar eskiden hep bizim için ithaldi. Ve biz birilerinin çöplüğündeki araç mezarlığındaki araçlarını kalkıyorduk, bedeli karşılığı satın alma yoluna gidiyorduk. Şimdi nedir o zaman millilik? Ha, bunu ben üretiyorsam işte bu milli olmaktır. Eğitim sistemini eğer biz kendi kültürümüz, kendi geçmişimizden tevarüs ettiğimiz kültürümüzü kalkıp da öğretim ve eğitim olarak ikisini mezzedebiliyorsak orada da millilik başlıyor. Milgem'de de sadece makine hariç, diğerleri elektrik, elektronik bütün aksamı, Aselsan'da falan bunlar üretiliyor. Koza İpek konusundaki kayyum atanmasını da değerlendiren Erdoğan, ortada suç yoksa sahibi neden kaçıyor diye sordu. Çünkü bir numarası kaçıyor. Ama arkadan diyor ki, herhangi bir şey söz konusu değildir. Usulsüz bir yurt dışına para çıkışı yoktur. Tamam, niye kaçıyorsun? Kaçma. Kal ülkende. Kaçtığına göre demek ki burada bir su kaçağı var. Temenni ediyorum ki Türk yargısı adil bir şekilde bununla ilgili de kararını verecektir. Tabii bizim bildiklerimiz bize ama yargının bildikleri de... Başbakan Ahmet Davutoğlu bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında seçmenin seçime daha fazla önem göstereceğini düşünüyorum dedi. Bütün vatandaşlarımıza hitap ediyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ülke TV Kanal 7 ortak yayınına katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Belli bölgelerin hassasiyetleri var. Belli illerin belli hassasiyetleri var. Davutoğlu, seçmenin seçime daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum dedi. Ayrıca Davutoğlu, Bahçeli'nin tabanıyla iletişiminin kopuk olduğunu söyledi. Evet, bunun seçmenin hele bu seçimde daha da fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü nihayet bir şey var. Hani ya tek parti ya iktidarı ya da koalisyon gibi daha önceki seçimlerde pek gündemde olmayan bir tartışma, bir bu seçimin gerilim tek sorusu var. Bu. Tabii. Ama bunu dile getirenler daha çok muhalefet partisine yakın kesimler. Aslında bu bir itiraf. Neyin itirafı? Sayın Bahçeli'nin kendi tabanıyla iletişiminin kopuk olduğunu itirafı. Ya kendi tabanı Bahçeli itibar etmiyor, ya da Bahçeli kendi tabanın sesini dinlemiyor. Bir lider kendi tabanından kopuk ise
siyasette nefesi çabuk tükenir veya siyasette söyleyecek sözünün sonuna geldiği anlamına gelir. Bunlar felaket tellalları diyen Davutoğlu şöyle devam etti. Bütün yapılarıyla devlet işliyorsa buradan kim nasıl iç savaş çıkartır bunu anlamıyorum. Ama bunlar felaket tellalları. Çok kötü baykuş taktikleri bunlar. Yani karanlıktan haber, bir şeyden haberdar, bir felaket tellallığı yaparak söyleye söyleye bu kavramı yerleştirmek istiyorlar. Gençlere olan vaatlerden söz eden Davutoğlu şunları söyledi. Bütün vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. İşte demin söylediğimiz vaatler gençlere verirken ücretsiz interneti sen şu musun bu musun diye sormuyoruz veya diğer vaatlerde. Biz bu vatanı 3-5 teröriste bırakacak değiliz diyen Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti. Şimdi Beyaz Toros dediğimizde şey yaptılar. Bu da beyaz motosiklet. Geliyor, araba dururken vuruyor gidiyor. Biz bunun peşini bırakır mıyız? Mardin valisini aradım. Ne kadar şüpheli varsa hepsi için gerekeni yapın dedim. Biz bu vatanı böyle 3-5 eşkıyaya, teröriste bırakacak değiliz. Her türlü tedbir alacağız. Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımız hiç kaygı duymasınlar. Davutoğlu, sandık güvenliği için en sert tedbirleri alacağız dedi. Her türlü tedbiri alacağız ve kim sandık güvenliğini ihlal ederse onlara karşı da demokratik hukuk devleti kuralları içinde en sert müeyyideleri uygulayacağız. En sert, bakın bunu altın çizelim. Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 18 Ekim 2015 tarihinden bu yana alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye müracaat eden 47 kişiden 6'sının hayatını kaybettiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul ilimizde 18 Ekim 2015 tarihinden bu yana hastanelerimize müracaat eden 47 kişinin benzer nedenlerle alkol zehirlenmesinden etkilendiği anlaşılmış olup bu vatandaşlarımızdan 6'sı maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastalarımızdan 5'i kendi isteğiyle hastanelerimizden ayrılmış olmakla beraber 18'i tedavi süreçleri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 23 hastamızın ise hastanelerdeki tedavisi devam etmektedir. Bu hastalarımızdan 7'sinin hayatı tehlikesi mevcuttur denildi. Zehirlenme vakalarının nedeninin ortaya çıkarılması için yatan hastalardan alınan numunelerin incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderildiğinin belirtildiği açıklamada ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki mevcut kriz merkezimizden tüm gelişmeler yakından takip edilmekte olup emniyet birimleriyle gerekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Hasta vatandaşlarımızın yakınları da tedavi süreçleriyle ilgili olarak sürekli bilgilendirilmektedir. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır ifadeleri kullanıldı. Ajanslara düşen diğer bir haberde ise İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 8 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtilirken konuya ilişkin yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındığı söylendi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Fatih'te son günlerde çok sayıda kişi baygınlık, şiddetli karın ağrısı, görme kaybı ve kusma şikayetleriyle hastanelere kaldırılması üzerine polis harekete geçti. Hastanelere çok ağır durumda kaldırılan 8 kişinin hayatını kaybetti. Aynı şikayetlerle hastanelere başvuran çok sayıda kişinin ise yoğun bakım servislerinde tedavilerine devam ettiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada sahte içkileri ürettikleri ve pazarladıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusuna devam edilirken bazı kişilerin 35'lik rakıları 5 liradan sattıkları tespit edildi. Soruşturma ilişkin operasyonun devam ettiği gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı Mehmet Müezzinoğlu sahte içki vakaları konusunda vatandaşları uyararak böyle vakalarda emniyete başvurulmasını istedi. Son günlerde hastanelerimize... Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu İstanbul'da meydana gelen sahte içki faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle İstanbul'daki hastanelere başvuran 49 kişinin tedavi altına alındığına dikkat çeken Müezzinoğlu, bunlardan 6 vakamızı ne yazık ki kaybettik dedi. Son günlerde hastanelerimize metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle gelen vakalarımız oldu. Bu saate kadar 49 metil alkol zehirlenme şüphesiyle gelen vakamız tedavi diye alındı. Bunlardan 6 vakamızı ne yazık ki kaybettik. Dolayısıyla vefat eden 6 vatandaşımız oldu. 23 tane vatandaşımızın servislerde tedavileri devam ediyor.
Yoğun bakımda olan 9 hastamız yoğun bakımda entübe şekilde, yani durumları daha ciddi olan 5 hastamız ekstübe durumda yoğun bakımlarda. 15 hastamızı tedavi edip evlerine taburcu ettik. 5 hastamız da biz iyiyiz diyerek kendi istekleriyle hastanelerimize ayrılan vakalar var. Alkolün nereden ve nasıl temin edildiği konusunun Sağlık Bakanlığı'nın bilmesinin mümkün olmadığını belirten Müezzinoğlu, nereden temin ediliyor, kim üretiyor, nereden geldi, bütün bunları Sağlık Bakanlığı olarak bilmemiz mümkün değil ifadelerini kullandı. Bir defa tabii nereden temin ediliyor, nerede var, kim üretiyor, nereden geldi, bütün bunları Sağlık Bakanlığı olarak bizim bilmemiz mümkün değil. Açıkçası bizim algı alanımız, hizmet alanımız içinde de değil. Bunu emniyet, güvenlik güçleri, ilk andan itibaren bize gelen şüphe, az önce söylediğim metil alkol şüphesiyle dedim. O vakalar anında emniyete, o vakaların geldiği, alkolü aldığı, içeceği aldığı veya kullandığı mekanlardan çalışmaları onlar yapıyordur. İnşallah bu anlamda bizim açımızdan yeni vakalar gelmez. Ama özellikle vatandaşlarımız açısından bir defa ucuz diye, öncelikle ucuz diye veya gelişi güzel, bu anlamda tükettikleri her üründe olduğu gibi özellikle alkolde de işin standardını, mutlaka bandrolünü arayacakları bir duyar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da terör örgütü IŞİD'e yönelik Şafak Vakti operasyonu düzenledi. Operasyona polis ekipleri ve özel harekat ekipleri de katılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Şafak Vakti terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Polis helikopteri ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şahıslar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Marmara Denizi'nde saat 19.20'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 19.20'de merkez üssü Marmara Denizi'nin olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD ise 4.4 olarak duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'de birilerine AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için taşeronluk görevi verildiğini belirtti. Safranbolu'da partisinin ilçe başkanlığınca çay bahçesinde düzenlenen toplantıya katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili adayı Mehmet Ali Şahin, yani devletlerin silahlı kuvvetleri arasında savaş yapılmıyor artık. Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını da belirten Şahin şunları söyledi. Saygıdeğer kardeşlerim, şunu iyi bilelim ki tüm terör örgütleri taşeronudur. Artık çağımızda savaşlar devletler arasında yapılmıyor. Yani devletlerin silahlı kuvvetleri arasında savaş yapılmıyor artık. Bir ülkeyle hesabı olan başka ülke veya ülkeler bir takım taşeron örgütleri, terör örgütlerini kullanıyorlar. Bu DHKP'nin örgütü de böyle bir örgüttür, bilesiniz. Kendilerine ne kadar Müslümanlık süsü vermeye çalışırlarsa çalışsınlar, onlar bir takım uluslararası menfaat çevrelerinin taşeronudurlar. PKK da böyle bir örgüttür. PKK da taşeronudur. Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki çıkışından sonra önünü kesmeye çalıştılar diyen Şahin şunları söyledi. Kendi tankını yapıyorlar. Kendi helikopterini yapıyorlar. Yerli taşeronlar da kullanıyorlar.
Yerli taşeronlar da kullanıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta Mamülük dedi ya, Mamülük'ten sonra Türkiye'de birilerine AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için taşeronluk görevi verildi. Okyanus ötesinde faaliyette bulunan bir örgüte görev verildi. Onların yargıdaki ve emniyetteki adamları kanalıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın koluna kelepçe takılacak ve iş başına uzaklaştırılacaktı. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. Ne yerli işbirlikçiler, ne terör örgütleri, ne yurt dışındaki örgütleri. Türkiye'nin gidişine durduramayacaklar. Şunu bilesiniz ki, FM TV Ara Haber'de gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.